42 Yetimi, öksüzü, ihtiyaç sahibini gözetin. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetim ve öksüzlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, size bağımlı olanlara iyi ve güzel davranın. Allah kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Kur'an ayetleri ihtiyaç içindeki yetim ve öksüzlerle, aciz ve fakirlerin gözetilmesini inananlar üzerine bir borç kılar. Onların haklarının gözetilmesini, ihtiyaçlarının imkan dahilinde giderilmesini ve onlarla iyi ve güzel ilişkiler içinde olunmasını emreder. Esasen Kur'an'ın bu emirleri bir manada insanları sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaya teşvik etmekte ve sahip oldukları nimet ve imkanlarda ihtiyaç sahiplerinin de hakkı olduğunu bildirmektedir. Ayetlerde yetimlere mallarını verin, temizi pise değişmeyin, yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. 4. Sure 2. Ayet Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. 6. Sure 152. Ayet şeklinde buyrulmakta ve yetimlere miras olarak kalan malların insanlar arasında yağma yapılmasına engel olunmaktadır. Tarih boyunca yakınları tarafından anne ve babasından kalan mirasları gasp edilmiş sayısız yetim ve öksüz bulunmaktadır. Ayetler bu konu üzerinde ısrarla durarak küçük bir çocuğun dahi hakkının gözetilmesinin önemine vurgu yapmakta, aksi bir durumdaysa Allah'ın bu kişilerden çetin bir hesap soracağını bildirmektedir. Bununla birlikte yetimlere ve ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardımların da gönülden ve sevgi dolu gerçekleştirilmesi gerekir. Ayetlerde yoksula, yetime ve esire yemeği severek yedirirler. 76. sure 8. ayet. Buyrulmakta ve yapılan iyiliklerin başa kakılmaması ve bu sebepten dolayı ihtiyaç içindeki kişilere eziyet edilmemesi emredilmektedir. Yine ayetlerde sana neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki, infak ettiğiniz mal ve nimet, ana baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir. 2. Sure 215. Ayet Buyrularak, hayır yolunda yapılacak olan harcamalarda yetimlerin gözetilmesi emredilir. Sahip olduğumuz maddi tüm nimet ve imkanlar yüce Allah'ın bir lütfudur. Bu yüzden sahip olduğumuz şeyleri paylaşarak ihtiyaç sahibi kişileri gözetmemiz bu büyük lütfa teşekkür etmenin bir yolu olacaktır. Sahip olduğumuz maddi tüm nimet ve imkanlar yüce Allah'ın bir lütfudur. Bu yüzden sahip olduğumuz şeyleri paylaşarak ihtiyaç sahibi kişileri gözetmemiz bu büyük lütfa teşekkür etmenin bir yolu olacaktır. Bir yolu olacaktır.